Selamünaleyküm arkadaşlar, merhabalar. Daha önceden de incelediğimiz bir ATV'miz var. Bu ATV'miz elektrikli. Bu abime ait. Yaklaşık olarak bunu bir sene kadar önce tekrar incelemiştik. Yani daha önceden incelemiştik. Ama şimdi tekrar inceliyoruz. O zaman tamamen toparlanmamıştı. Ayrıca ATV'mizin üzerinde bu da yoktu. Ayrıca bu kadar da uzun değildi. Biraz daha uzatıldı ve üstü kapandı. Onun haricinde modifiye de yapıldı gücüne. 5 aküliydi. Sonradan 6 aküliye çevrildi. Beyni falan değişti bunun. Şu anda 72 volt. 72 volt 20 amper aküler var üzerinde ama aküleri lityum aküye de değiştirebiliriz. Zaten lityum aküye değiştiği zaman da 20 amper değil. Belki de daha yüksek amper koyacağız. Hem menzil olarak hem performans olarak çok daha güçlü olacak. Zaten bu bayağı güçlü. Kalkışlarda falan daha çok daha iyi. Bunun zaten önceki videosu da var. Önceki videosuna da bakarsanız görürsünüz. Yani yokuşlarda falan kesinlikle böyle takılma falan yapmıyor. Bak kalkışı şöyle arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi gerçekten güç ve tork olarak çok iyi. Bunda 150 Nm tork var. 1500 watt gücünde de motor var. Motorun gücünün 1500 watt olmasına aldanmayın. 1500 watt ama tork olarak gerçekten çok iyi. Yani 150 Nm. İki kişiyle falan da yokuşlarda falan çok daha iyi yani. Şimdi aracımızı tabii ki inceleyeceğiz arkadaşlar ama incelemeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Bu tarz videoları da beğeniyorsanız, izliyorsanız bildirimleri açabilirsiniz. Abim bunu uzun zamandır kullanıyor. Bayağı da bir yol yaptı bununla. Yani bununla su işi de yapıyordu. Hem su taşıyordu. Genelde bunu zaten benim yeğeni okula götürüp getirmek için kullanıyor bu aracı. Uzun zamandır kullandığı için de şu gördüğünüz aküler zaten şu anda ölmüş durumda ama görüyorsunuz bu akülerin ölmüş haliyle bile bunun kalkışı gerçekten muhteşem arkadaşlar. Yani gaza bastığınız anda kalkıyor bu. Bu sinyal de sonradan eklenmiş. Gördüğünüz gibi renk değiştiriyor. Yanıp sönüyor. Abimde bunun aynısından bir tane daha var. Tabii bunun aynısı deyince böyle uzatılmış olarak değil de bunun orijinal hali. Bunun bir kısası daha var. Onu da yakında toplayacak ama onu toplamadan önce büyük ihtimalle bunu satacak. Almak isteyen arkadaşlar da olursa yorumlara yazar. Abimin telefonunu vermiyorum. Buraya yazarsanız ben komisyonumu alırım. Komisyonumu vereceksin değil mi Ahmet bana? Tabii tabii. He. Komisyon vermezsek olur. Tabii komisyon alacağız arkadaşlar. Bari kimseden komisyon alamıyoruz, bir şeyden faydalanamıyoruz. Abimizden faydalanalım. Ne yapalım arkadaşlar ya? Tabii şaka arkadaşlar. Abim bunu satacak. Öbürünü toplayacak. Bu da gerçekten şu anda ATV soranlar bayağı oluyor bana. Elektrikli ATV isteyenler bayağı var. Talep var bunlara. Aslına bakarsanız elektrikli araçların hemen hemen hepsine talep var. Ama ATV'de bayağı isteyen var. Çünkü böyle yazlık yerlerde falan özellikle araziye yakınsa yazlık yerleri sahil kısmında değilse onlar bayağı istiyorlar böyle araçları. Şöyle bir aracımızın, istersen ışıklarını kapat boşuna yanmasın ya. Aküsü boşuna bitmesin. Zaten aküler zayıf. Aracımızın, ATV'mizin motoru bu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi çok büyük değil ama güçlü bir motor. Yani 1500 watt gücünde ve 150 Nm de torka sahip. Gerçekten çok güzel. İki tane de böyle amortisörü var. Arka tarafta böyle gördüğünüz gibi disk frenlerimiz var. Frenleri falan gayet sağlam. Böyle birazcık yağlanmalar oluyor ama bu genelde yağ falan çok fazla kaçırmıyor herhalde. Evet, şurada bir tapası var gördüğünüz gibi yağ koyma tapası. Biraz oradan yağ kaçırıyor. Zaten bu elektrikli araçlarda genelde bu şanzımanlar üzerinde bir tapa var şöyle. Onun bilyeleri var içinde. Onlar biraz gevşiyor. Az önce dediğimiz gibi 1500 watt gücünde. Bunun orijinali 60 volt 20 amper ama bizim aracımız şu anda 72 volt 6 tane yani güçlendirilmiş bir araç. Bunun maksimum hızı 40 kilometre saatte hızı var ama tabii bu hıza aldanmayın arkadaşlar. Bence şehir içinde gayet yeterli. Araziye çıktığınız zaman da böyle bir araç için gayet yeterli. Yani 40 kilometrenin üstü zaten bunlar için bence tehlikeli. 50 kilometre civarı bir menzili var demiştik bunun. Tabii ki aküleri sağlam durumdayken şu anda belki 50 kilometre yapmaz ama bunun bir tane akü eklendiği için gene bayağı bir kilometre yapar. Zaten kalkışında az önce gördünüz yani çok da böyle zayıf bir durumda değil yani aracımız. Bu lastikler gördüğünüz gibi 8 inç. Ama şunu da söyleyelim. Jantın göbeği ufak ama şu kısımlar gerçekten çok büyük. Yani bende Regal Raptor var biliyorsunuz. Benim Regal Raptor'un tekerleğinden bayağı büyük bu. Şu yanakların bu şekilde olması ayrıca amortisörleri de bunların çok güzel. Yani bayağı konforlu. Bizim Regal Raptor'larla falan bunun kesinlikle alakası yok. Yolda giderken kesinlikle konforsuzluk falan yok bunda öyle. Ama gördüğünüz gibi jantlar ufak da olsa lastikler bayağı büyük. Kalın yanaklı. Ön tarafta da gördüğünüz gibi disk frenler var. Yani aracın süspansiyonu falan gerçekten çok güzel ve sağlam. Zaten ekstra olarak uzatılmış. Yani normalde bu
bunlar aslına bakarsanız hani iki kişilik değil, bir kişi olarak bir kişi kullanıyor bunları ama arkada uzatıldığı için şu anda bana çok rahat bir şekilde iki kişi de binebiliyor. ATV'mizin içini de şöyle bir inceleyelim. Böyle gördüğünüz gibi aynalar var. Aynaya baktığınız zaman beni görebilirsiniz. Bakın gülüyorum. Ondan sonra burada böyle bir düğmesi var. Farlarla ilgili düğme. Sağ sol sinyal, korna. Onun haricinde şu neydi Ahmet? Farlar. Ha, bunları sonradan takılan düğme bu. Farları yakıp kapatıyor. Şöyle zaten belli oluyor bakın. Kapandı, açıldı. Kapatalım boşuna elektrik yakmasın. Şu ileri geri vitesi bu. Şu da vites miydi Ahmet? Bu da hızını ayarlıyor. Bunda kaç vites vardı? İki tane. Bunda iki tane vites var. Bir hızlı, bir yavaş vites var. Evet, zaten çıt çıt düğme bu. Bakın şöyle. Tükenmez kalemin şeyi gibi. Bu da gaz arkadaşlar. Bastığınız zaman şöyle araba harekete geçiyor. Şu an tabii el freni basılı olduğu için araba gitmiyor. Ama freni bıraktığınız zaman şurada bir switch var görüyorsunuz. Bu yani daha doğrusu kablo var. Şunun ucu da switch. Ondan dolayı bir tarafı yani şey yapmıyor. Araç çalışmıyor. Hemen şurada aşağıda da arka frenler de burada. Gördüğünüz gibi. Yok, dördünü birden. Dördü. Yani bu dört kombineymiş arkadaşlar. Dördünü birden o ayak freniyle de. Bu el freni? El freni de dördü. O da dördü. Ha, el freni de aynı anda dört freni de çalıştırıyormuş. Zaten frenleri de çok sağlam. Bunun kalkışı falan, torku falan da gerçekten muhteşem arkadaşlar. Burada da bir göstergemiz var. Burada zaten lambalar falan var. Bunlar farların, marların, uzunların, kısaların yandığını gösteriyor. Şurada akünün şarjını gösteriyor. Şu anda akünün şarjını full gösteriyor. Şurada sıfır gösteriyor. O da kilometre. Çünkü araç şu an gitmediği için sıfır olarak gösteriyor. 1104 kilometrede. Abim bu ATV'yi 4-5 senedir kullanıyor ama bunda tabii ki abimde başka elektrikli ATV de var. Onun haricinde 5-6 tane elektrikli skuter var. Kısa bir zaman önce de maalesef bir tanesini çaldırdı. Evet. Bir tanesi çalındı. Bak üzüntülüden suratı kar oldu. Bakın üzülüyor şu anda. Bunda ileri geri vites de var. Onun haricinde şarj süresi de bunun arkadaşlar 6 ile 8 saat arası akünün durumuna göre değişiyor. Tabii daha kısa da sürede de şarj edilebilir ama akülere zarar verebilir. En mantıklısı bunun. Yani 5 ile 8 saat arasında şarj etmesi gayet mantıklı. Hani bozuk yollarda falan arazide kullanabilirsiniz. Kumsalda gider, kumun içinde de çok rahat gider bu. Kolay kolay batmaz ama dikkat etmezseniz tabii kumda batabilir. Onun haricinde bunu asfaltta da kullanabilirsiniz. Yani hem şehir içinde hem de araziye uygun şartlarda kullanıma uygun bir ATV bu. Elektrikli olmasa da ekonomik olarak gayet iyi. Çünkü bu tarz araçların yani ATV'lerin benzinlileri normal bir otomobilden aşağı yakmıyor arkadaşlar. Bu elektrikli olduğu için çok ekonomik. Yani bunu aşağı yukarı şarjı tahminime göre kaç paraya gelir Ahmet bunun şarjı? 1 liraya yakın. Yani 1 lira civar. 1 kilowatt motoru yok değil mi bu da şey aküler? 1 kilowatt. 1 kilowatt desek zaten 1,5 lira yapar. Yani bununla 40-50 kilometre yol yapıyorsunuz sonuçta. 1,5 liraya bunu yapabiliyorsunuz. Bir ATV olmasından dolayı bunu hem hobi için de kullanabilirsiniz. Yani arazide falan böyle ufak tefek yani çok fazla şey yapmaz tabii. Çok off-road'a uygun değil ama yani arazide gezmek için bunu çok rahat kullanabilirsiniz. Orman içine girip rahat rahat girip çıkabilirsiniz. Zaten lastik yapısı da gördüğünüz gibi bunun araziye uygun. Sahilde, kumsalda falan gider. Onun haricinde isterseniz asfaltta da kullanabilirsiniz. Yani şehir içinde de bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tamir ve servis işine gelince de bunun her şeyini abim kendisi yapıyor. Beynine varana kadar, bunun beynini tamirine kadar hepsini kendisi yapıyor. Zaten aracın uzatmasını, işte ne bileyim ondan sonra diğer modifikasyonları falan, beyni güçlendirmesini hepsini kendisi yaptı. Onun haricinde zaten elektrik tesisatı falan bunlar çok zor değil. Yani bunu al böyle bir elektrikli ATV aldınız veya herhangi bir işte Regal Raptor'un arabası gibi, benim araba gibi öyle bir araç aldınız. Onları götürüp herhangi bir elektrikli bisiklet tamir yapan yerlerde de bunların tamirlerini rahatlıkla yaptırabilirsiniz. Zaten bunların parçaları da kolay kolay bozulacak parçalar değil ama bozulsa da bile bunların birçok aracın parçaları birbirine uyuyor. Zaten bunun elektrikli motoru diğer bütün elektrikli araçlarda yani brushless olan motorlarda aynı. Hani skuterlarda hub motor var onlar hariç ama 3 tekerlekli olsun 4 tekerlekli olsun bütün araçlarda aşağı yukarı sistem aynı. Elektrik tesisatında lambalarda, farlarda, sinyallerde zaten arıza olduğu zaman bunu elektrikten anlayan herhangi bir kişi de yapabilir. Bir elektrik bisikletçisi de yapabilir. Yani bunun tamiri ve servisinde de çok fazla sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum. Geri vitese tak bakayım. Gördüğünüz gibi geri vitese takınca şu lambalar mora dönüşüyor. İleriye al, ileri vitese tak. Gördüğünüz gibi şu anda ileri vitese taktı. Kırmızıya döndü. Sola sinyal verdi, yeşil oldu. Sağa sinyal ver. Tekrar sağ taraf yeşil oldu. Dörtlüleri yak bakayım. Dörtlüler yanmıyormuş. Yani geri vites lambası, sağ sol sinyaller. Şu ledleri takmış. Onlar gayet güzel olmuş. Gördüğünüz gibi ileriye de geriye de kalkış yaparken patinaj çekerek kalkış yapıyor.
Abim bu aracın üstünü böyle ATV'nin üstünü kendisi kapattı. Görmüş olduğunuz gibi böyle bunlar plastik borulardan yaptı. Yani çok ucuz bir şekilde mal etti. Bunlar da naylon. Bunları nereden aldığını bilmiyorum ama yorumlara yazarsanız abim de size dönüş yapar muhakkak. Ama çok dandik naylon değil yani, birazcık ince ama iş görür. Onun haricinde bunları da konfeksiyonda diktirdi. Hani bizim orada konfeksiyoncu arkadaşımız var. Ona diktirmiş bunları bu şekilde. Gördüğünüz gibi aracın bu üst kapatma şasisi de bu şekilde plastik borulardan oluşmuş. Şöyle içinden de bir bakalım. Gördüğünüz gibi tavanda da böyle gidiyor. Bunlar tabii şu anda böyle içine katlamış bunlar ama isterseniz şöyle açıp gördüğünüz gibi yanları kapatıp fermuarları çektiğiniz zaman aracın içine hem rüzgar hem de suyun girmesini engelliyorsunuz. Tabii her taraf açık olduğu için ön tarafta da görüyorsunuz şöyle açıklıklar var. Muhakkak ki birazcık rüzgar gelecektir ama sonuçta sizi yağmurdan da çok fazla rüzgardan da koruyacaktır. Yani çok fazla rüzgar almanızı engelleyecektir. Araç böyle bir araç. Böyle bir araca ihtiyacı olan olursa bunu lityum bataryaya da çevirip satabiliriz değil mi Ahmet? He? Yani aracın menzilini yükseltmek isteyen olursa, yani buna kuvvetli bir lityum akü takarsanız, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, bunun üzerindeki aküler aşağı yukarı 40 kilo civarıdır herhalde değil mi? 40 küsür kilo burada akü var. Ama buna mesela 40 kilo lityum veya LiPo akü taktığınız zaman bu 150-200 kilometrelere kadar neredeyse menzili olabilir diye düşünüyorum. Bu aracın üzerini kapattığımız malzemeleri isterseniz istediğiniz zaman rahatlıkla sökebiliyorsunuz. Zaten şu üzerinde ilk önce muşamba kısmı söküyorsunuz. Sonra şu altta bir böyle bir kumaş parça var. Bunu söküyorsunuz. Bunun kumaş olmasının sebebi de güneşten korunma amaçlı. Ayrıca zaten az önce göstermiştik. Bunlar yanlar arkalar falan komple açılabiliyor isterseniz. Komple sökmek isterseniz şurada gördüğünüz gibi teller var. Bu tellerle bu aracın gövdesine bağlanmış durumda. Bu profillere bağlanmış durumda. Bunları söktüğünüz zaman, kestiğiniz zaman yan keskiyle falan bunu komple de kaldırabilirsiniz. İsterseniz parça parça da kaldırabilirsiniz. Böyle araç almak isteyen arkadaşlar vardır. Almak isteyenler de abimle irtibata geçebilirler. Cep telefon numarası da 0542 722 63 71. Bütün sapıklar arayabilir arkadaşlar. Basamağa oturma şansınız da var. Gördüğünüz gibi arabayı alıp pikniğe gidin bunu. ATV daha doğrusu, araba değil de. Onun haricinde bir şey daha söyleyeceğim. Lan Ahmet lan. Bunun aynalar içinde kalmış. Dışarıya ayna şuralara taksaydın ya, bunun içinden dışarıyı nasıl görecekti dikiz aynaları? Naylon oralar. Naylon olduğu için görüyormuş arkadaşlar, öyle diyor. Yani tabii isteyen dışarıya da ayna takabilir şu borulara. Çok rahat bir şekilde de takılır. Nerede kalmıştık ya? Ne diyorduk en son? Sapıklar beni arayacak. Yok, sapıklar aramasın seni. Evet arkadaşlar, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer hala abone olmadıysanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bu tarz videoları seviyorsanız az önce de dediğimiz gibi videonun başında kanalımızı bildirimleri açarak takip alabilirsiniz. Herkese teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.